Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tan herkese merhaba. Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT2'deyiz. Bugün konuğumuz Yalçın Çetinkaya olacak. Önce haber turu, buyurun efendim. Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Gaziantep Üniversitesi Açık Hava sahnesinde sanatseverlerle buluştu. Sanatçı 10 bölümden oluşan konserde Truva Sonatı ve İzmir Suite eserlerini yorumladı. Aşık Veysel anısına bestelediği Kara Toprak ve Kumru Balade eserlerini de dinleyicilerin beğenisine sundu. Say, şimdiye kadar Türkiye'nin birçok şehriyle ilgili eserlere imza attı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde antika otomobil, motosiklet ve soba sergisi açıldı. Klasik araç koleksiyoncusu ve turizmci Öğül Orhan'la eşi Meral Orhan'ın sergisi yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Sergideki en eski motosiklet 1947, en eski otomobil ise 1952 model. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'ndaki sergi 10 Haziran'a kadar gezilebilecek. Çekmece'deki yorumlarla kitap sevgisini aşılıyorlar. Sivas'ın Zara ilçesinde bir okulda başlatılan Çekmece'ye Sığan Dünyalar projesiyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığında artış yaşandı. Projeyle Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 126 çekmecenin bulunduğu kitap görünümünde bir dolap tasarlandı. Bu dolapta yer alan çekmeceler kütüphaneden ödünç kitap alan öğrencilere veriliyor. Öğrenciler ise kütüphaneden alıp okuduğu kitaplar hakkındaki düşüncelerini ve pasajları çekmecesine yazarak arkadaşlarıyla paylaşıyor. Proje sayesinde öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı %131 oranında arttı. Bitlis Tatvan'da görsel sanatları öğretmeni Sevda Eren'in geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı tablolar büyük ilgi gördü. Öğretmen Eren, temin ettiği çit ve kartonları geri dönüştürerek bir çerçeve haline getirdi ve öğrencileriyle dünya ünlü ressamların eserlerinde yer alan karakterleri canlandırdı. Resimlerdeki karakterlere benzemek için aynı giyim ve makyajı yapan öğrenciler, oluşturulan tablonun içine girip eserdeki kişiyi canlandırdı. Öğrenciler hem sosyal bir etkinliğe imza attı hem de eserler hakkında bilgi edindi. Balıkesir'de her yıl üreyen 266 kuş türünün bulunduğu Kuş Cenneti Milli Parkı'nda kuluçkaya yatan binlerce kanatlı, yumurtadan çıkacak yavrularını bekliyor. Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen A sınıfı diplomayla 1976'da ödüllendirilen Kuş Cenneti Milli Parkı'nda şimdilerde kuluçka heyecanı yaşanıyor. Afrika'dan Avrupa ve Asya'ya göç eden su kuşlarının ana göç yolları üzerinde bulunan Kuş Cenneti Milli Parkı, tepeli pelikan, ak pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun kuluçka kolonilerini barındırıyor.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un meydanında düzenlenen toplu iftarlarla Ramazan ayının iklimi yaşatılıyor. Bağımsızlık meydanında kurulan dev Ramazan pazarından iftarlıklarını alan binlerce Malezyalı Müslüman, oruçlarını meydandaki yeşillik alanda açıyor. Meydandaki Jalan Raja sokağı boyunca dizilen yemek tezgahlarında iftardan bir saat öncesinden sıraya giren halk, Malay yemeklerinin yanı sıra Hindistan, Tayland ve Çin mutfağından lezzetleri iftar sofralarında buluyor. İftara gayrimüslimler de yoğun ilgi gösteriyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. 1980'den beri hizmet veren Sadberkan'ın müzesi koleksiyonunda 20 bine aşkın eser barındırıyor. İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası pek çok değerli parçayı sergileyen müzenin detaylarını izliyoruz. Buyurun efendim. İznik, Kütahya ve Çanakkale seramikleri, tuğralı gümüşler, tombaklar, kıyafetler, gelinlikler. 1980'den beri hizmet veren Sadberkan'ın müzesi, Türkiye'nin ilk özel müzesi olma özelliği taşıyor. Müzenin çekirdeğini Sadberkan'ın büyük bir özveriyle toplayıp sakladığı el işleri ve birbirinden özel eserler oluşturuyor. Sadberkan'ın müzesinin nüvesini Behbi Bey'in eşi Sadber Koç'un gençlik çağlarında oluşturduğu Osmanlı kadın kıyafetleri, Osmanlı işlemeleri, tuğralı gümüşler ve Avrupa ve Türk porselenleri oluşturmaktadır. Sadberkan'ın geleneklerine oldukça bağlı ve eski eserlere oldukça meraklı bir hanım. Büyük bir özenle oluşturmuş olduğu koleksiyonunu kendi adını taşıyan bir müzede sergilemek en büyük hayali. Fakat ne yazık ki sağlığında bu gerçekleşemiyor. Onun vefatından sonra Vehbi Koç Vakfı ve Koç ailesi bu arzusunu yerine getirmek için çalışmalara başlıyorlar ve şu anda içinde bulunduğumuz Azaryan Yalısı'nı 1950'li yıllarda satın almışlar ve burayı müzeye dönüştürmeye karar veriyorlar ve Sedat Hakkı Eldem'in mimari projesiyle bu bina Azaryan Yalısı müzeye dönüştürülüyor. Başlangıçta sadece 3000'e yakın sayı eseri ihtivade eden Sadberkan'ın kişisel koleksiyonu olurken zaman içinde özellikle de 1983 yılında koleksiyon Hüseyin Kocabaş koleksiyonunun devriyle, Kültür Bakanlığı'nın izniyle devredilmesiyle koleksiyon gittikçe zenginleşiyor. Sadberkan'ın müzesi iki ayrı yapı içinde yer alıyor. Bunlardan ilki 19. yüzyıl sonlarında inşa edilen Azaryan Yalısı. Hüseyin Kocabaş eserleri koleksiyona dahil olduktan sonra ise mevcut binanın yanında bulunan yapı alınarak Sevgi Gönül Binası adıyla müzeye dahil edildi. Erken İslam döneminden Osmanlı'nın son dönemine, hatta Cumhuriyet'in Cumhuriyet'e kadar olan eserler ise şu anda içinde bulunduğumuz Azaryan Yalısı'nda sergileniyor. Özellikle Osmanlı dönemi kadın kıyafetleri açısından zengin bir koleksiyona sahibiz. Osmanlı dönemi işlemeleri, bu da yine 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar örnekleri içeriyor. Önemli de bir hat koleksiyonumuz var. Müzede tarihi değerlerin yanı sıra Türk gelenek ve görenekleri de tasvir ediliyor. Kına gecesi, sünnet yatağı, hamam kültürü gibi gelenek ve görenekler mizansenlerle anlatılıyor. Sarıyer'de bulunan Sadberkan'ın müzesi,
Çarşamba günleri hariç her gün 10-17 arasında ziyarete açık. Hayatı boyunca pek çok vakıf kurmuş, sivil toplum gönüllüsü İbrahim Betil'le medeniyetimizdeki vakıf kültürünü ve güncel gönüllülük faaliyetlerini editörümüz Kübra Nurduran konuştu. Buyurun efendim. İbrahim Betil kendisini gönüllülük çalışmalarına vakfetmiş bir isim. 1994 yılında profesyonel çalışma alanı olan bankacılığı bıraktı ve eğitimle ilgili sivil toplum çalışmalarına başladı. İlk olarak Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı ve ardından Toplum Gönüllüleri Vakfı'nı kurdu. Öğretmen Akademisi Vakfı, Assoka Türkiye Vakfı da Betil'in kurucusu olduğu diğer vakıflar arasında. Vakıf kültürü Türkiye'de de çok eski bir kültür, toplumsal kültür. Ama ne yazık ki biz bunu geliştirememişiz. Osmanlı döneminde en sonunda 29 bin vakıf varken şu anda Türkiye'de vakıf sayısı 5600'e düşmüş durumda. Türkiye sivil toplumda, yani vakıflarda ve derneklerde nüfusuna oranla bakıldığında çok gerilerde. Türkiye'de dernek sayısı da çok az. 116 bin tane dernek var. Yani 80 milyon nüfuslu ülkemizde vakıf artı dernek 121 bin. Betil, gönüllülükte sürekliliğin önemli olduğunun altını çiziyor. Aslında insanlar gönüllü çalışmayı, bu benim özel değerlendirmem, başkalarına yardım ediyorum diye düşünüyor ama gönüllü çalışma aslında insana çok büyük mutluluk veren bir şey. Başkalarına bir destek sağladığınız zaman o sağladığınız destek kişisel bir mutluluk veriyor. Ben herkesin bunu denemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer mutluluk arayışı içinde iseler. Mutluluk bir şey kazanmakla elde edilmiyor. Mutluluk vermekle elde ediliyor. Gönüllü çalışma ve vermek aslında çok kişisel bir mutluluğu sağlayan bir şey. Bencillik diyorum. Bu bencilliği geliştirmek istiyorum. İbrahim Betil ayrıca Gambiya'dan gelen sivil toplum örgütü üyeleriyle bölgesel iyileştirme, güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınma alanında hizmet vermek için 2012'de Sen de Gel Derneği'ni kurdu. Dernek Gambiya'da su kuyuları, tarım bahçeleri, hayvancılık projeleri yapıp köylere değirmenler vererek 405 binden fazla insanın yaşamında sürdürülebilir bir etki yarattı. Bir hafta boyunca köylerde, barınaklarda günde bir öğün pirinçle beslenen insanlarla birlikte yaşayarak, onları dinleyerek, onlarla konuşarak, onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak, susuzluktan çocuklar 5 yaşına gelmeden %50'si ölüyorlar. Kadınlar günde 5-6 kilometre yürüyorlar temiz suya kavuşabilmek için. Pek çok köyde su yok. Bu yaşamları gördüğüm zaman dünyanın ne kadar adaletsiz olduğunu ve bu insanların açlık sınırı altında, yokluk içinde, nasıl yaşama çabası içinde olduklarını görünce iki şansım vardı. Ya Allah size kolaylık versin, biz halimize şükredelim deyip arkamı döneceğim. Veya bu dünyayı değiştirmek için sınırların ötesinde acaba biz bir sivil girişimle bir şeyler yapabilir miyiz diye bir harekete geçmek. Benim tercihim ikinci alternatif oldu. Türk İslam medeniyetindeki vakıf kültürünü günümüzde de yaşatan İbrahim Betil, uzak yakın demeden farklı coğrafyalardaki yüzlere tebessüm etmeye devam ediyor. Betil'in yaşamını anlatan Bir İnsan Birkaç Hayat kitabı, bu vakıf insanın yaşamına ve Türkiye'de gönüllülüğe dair kesitler sunuyor.
Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Sırada el ele verip toprağı sanata dönüştüren Akkuş ailesinin haberi var. Buyurun efendim, izliyoruz. Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde çanak ustası anne ve baba, çocuklarının da yardımıyla atölyelerinde ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışına satıyor. Ortaokul yıllarında mesleğe başlayan Muharrem Akkuş, eşi Özlem Akkuş'la toprağı sanata dönüştürüyor. Ailecek çalışıyoruz. Eşim, çocuklarım, ben hep beraber çalışıyoruz. Çocuklar okuldan kalan zamanlarında hafta sonları buraya geliyorlar. Eşim yere geliyor, tezgaha geçiyor. Yere geliyor, bana yardım ediyor. 16 yıldır eşimle birlikte bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Babam kömürcüydü. Kömürcünün kızıydım. Şimdi çanakçının eşi oldum. Olsun, seviyorum bu işi yani. Ürünleri hazırlarken mesleği öğrettikleri çocukları da yardımcı oluyor. Oğlum küçük ürünleri yapıyor, ben daha büyük ürünleri yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani en küçük usta benim oğlum diyebilirim yani, 14 yaşında. Ondan daha küçük usta yok. Yani ben hemen hemen 10 yaşında başladım. 14-15 yaşında falan tezgaha geçtim. Tam anlamıyla üretmeye başladım. Şimdi bu yaşlarda öğrenmek isteyen usta yok, kalmadı yani. Çift, geçimini sağladıkları bu mesleği yaşatmak için var gücüyle çalışıyor. Halilur Rahman Camii'nin 2015'te başlayan restorasyonu tamamlandı. Ramazan ayından sonra ibadete açılması planlanıyor. Ayrıntılar haberimizde. Buyurun efendim. Şanlıurfa'daki tarihi Balıklı Göl'ün simgesi 8 asırlık Halilur Rahman Camii tekrar ibadete açılıyor. Halk arasında döşeme cami olarak bilinen ibadethanede 4 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Halilur Rahman Camii, Eyyubiler döneminde 1211 yılında inşa edildi. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü rivayet edilen alana yapılan cami, Osmanlı döneminde medrese, mezarlık ve Hazreti İbrahim'in makamından oluşan bir külliyeye dönüştürüldü. Son olarak 1810 yılında temelinden restore edilerek bugünkü halini alan cami, Halilur Rahman Gölü kıyısında bulunuyor. Camide zeminin Balıklı Göl'e doğru kayması ve çatlaklar oluşması nedeniyle 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan caminin restorasyon çalışmaları bilim adamları gözetiminde gerçekleşti. Caminin Ramazan ayından sonra ibadete açılması planlanıyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Sanatı sokağa taşımayı amaçlayan bir ressam geliyor şimdi ekranlarınıza. İspanyol sokak sanatçısının eserlerine gelin hep birlikte bakalım. İspanyol sokak sanatçısı Pejak, dünyanın dört bir yanında yarattığı optik yanılsamalar oluşturduğu sosyal mesaj içerikli çalışmalarıyla ünlü bir ressam. Sanatçının son eseri ise İspanya'nın en eski hapishanesinin duvarlarını özgürlüğe açılan hayallere dönüştürüyor. Müzik 20. yüzyılın başında eski bir Napolyon'un kalesinin kalıntıları üzerine inşa edilen hapishanenin duvarları, avluları ve koridorları 11 gün boyunca sanatçının üretim sürecinin parçası oldu. Altın Madeni isimli bu proje, sanatçının mahkumlarla işbirliği içinde gerçekleştirdiği 3 enstalasyonla sonuçlandı.
duvarlara çizmeye, hocasının sanata karşı görüşlerine bir tepki olarak başlayan Pejak, sanatını müzeye gitmeyen, gidemeyen kesim için sokaklara taşıdığını vurguluyor. Moskova, Londra, Paris gibi pek çok şehrin sokaklarında eserleri bulunan Pejak, İstanbul'da da izler bıraktı. Sanatçı 2014 Ekim'inde Üsküdar sokaklarında Kilit, Poster ve Kepenkler adını verdiği 3 ayrı çalışmaya imza attı. Bugün Beş Sanat'ta görsel sanatlar var. Pınar Yılmaz'la editörümüz Kübra Sönmez Işık konuştu. Buyurun efendim. Kök, gövde, dal, çiçek. En ince ayrıntısına kadar fırçadan kağıda aktarılıyor. Kökleri insanlık tarihine dayanan bilimsel bitki ressamlığı, insanın doğayı tanıma ve tanımlama ihtiyacından doğdu. Tarihteki ilk bitki çizimlerine Antik Mısır, Roma, Yunan, Mezopotamya ve Uzak Doğu'da rastlanıyor. Zamanla farklı medeniyetlerde estetik boyut kazanan çiçek çizimleri, dünyada ressamların eserlerine ilham olurken, Osmanlı'da minyatür ve tesip gibi sanatların içinde kendine yer buldu. Bitki ressamı Pınar Yılmaz, tarihi çok eskilere dayanan bu sanatı sulu boyayla el yapımı kağıtların üzerine büyük bir titizlikle uyguluyor. Disiplinli bir çalışmadır, çok meşakkatli bir iştir. Bir bitkiyi bütün parçalarına ayırarak disiplinli bir gözlem ve hatta arazi çalışmalarına o gidilerek çizimlerini yapıyoruz. Ve gelecek kuşaklara da biz bunları doğru aktarabilmek adına bunları yapıyoruz. Bizler sadece çiçekleri bu şekilde güzel, hoş, estetik bir şekilde görünmesinden ziyade bunun bir disiplinli bir iş olarak hatta bitkinin tanımını, tarifini yapabilecek bir şekilde çizimi yapmamız gerekiyor ki bitki tanımlamasında bizim bu çalışmalarımızı herkes bilim adına kullanabilsin. Pek çok kitaba bilimsel bitki resimleri yapan Yılmaz, Türkiye'nin zengin bitki örtüsünü kayıt altına alan bir projeye katkı sunuyor. Türkiye bitkilerini resmeden iki botanikçi kitaplarda eserlerini görebiliyoruz. Bunlardan biri İsviçreli bir botanikçi. 6 ciltlik botanikle ilgili bilimsel olarak çalışmalarını yayımladığı kitapları. Bir diğeri de İngiliz botanikçi Davis ve arkadaşlarının hazırlamış olduğu bir kitap. Bunların ikisi de biri Latince, biri de İngilizce olarak yazıldığı için çok fazla sadece bilim dünyasındaki insanların anlayabileceği bir şekilde olmuştu. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde bu kitap tekrardan yazılıyor. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı önderliğinde Türkçe olarak yazılıyor. Çünkü çok zengin bir bitki örtüsüne sahibiz ve bunların da bir kayıt altına alınması gerekiyor. Farkındalık yaratmak istiyoruz ve ben de bu ansiklopedinin içerisinde ressam olarak görev yapıyorum. Atölyesinde ressamlara, tesip ve minyatür sanatçılarına çiçek ressamlığı eğitimi veren Pınar Yılmaz, bu sanatın gelecek kuşaklara doğru aktarılması için büyük titizlikle çalışıyor. Aramızdan ayrılışının 48. yılında tiyatro ve sinema oyuncusu Avni Diligil'i anıyoruz. Buyurun efendim. Sonra görsen beni, emekliye ayrılıp aldım mı 30 bin lira ikramiye. Önce bir ev... Türkiye'de amatör tiyatroculuğun kimliğe kavuşmasında önemli rol oynadı. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. O, usta bir Yeşilçam oyuncusu. Avni Dilligil.
1927'de şehir tiyatrolarında Hamlet oyununda rol alarak tiyatroya başladı. 1941'de Kahveci Güzeli filmiyle sinemada oyunculuğa adım attı. İlk yönetmenlik deneyimini ise 1950'de Oğlum İçin filminde yaşadı. Bu ne surat? Sarıl dediysek koca olarak değil, bir baba sıfatıyla sarıl dedik. 1942'de İstiklal Caddesi'nde Eski Fransız Tiyatrosu'nda Ses Tiyatrosu ve Operetini kurdu, oyunlar yönetti. 1944'te ise Avni Dilligil Tiyatrosu'nu kurdu. Tiyatroya öyle aşıktı ki oyunların dekorlarını kendisi çizip tasarladı. 350'den fazla filmde rol aldı, 4 filmin senaryosunu yazdı. Anlamazsın sen. Neyse, Mahtum Bey'e söyle de akşama hazır olsun. Tavla meydanlarında epeydir ter dökmeye hasret kaldık. Usta isim Avni Dilligil, 48 yıl önce bugün yaşama veda etti. Dilligil, hala severek seyredilen filmleriyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Benim sevgilime öyle laflar yok. Hadi evlat, bizim vakit geldi yine. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Programımızın başında da söylediğimiz gibi Yalçın Çetinkaya konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sizi burada misafir etmek, ağırlamak bizim için çok özel, çok ayrıcalıklı. İlk kez müzik üzerine, müziği düşünmek üzerine konuşacağız. Müzik notlarınızı konuşacağız. Önce şöyle başlamak isterim Yalçın Bey. Süreli yayınlarda okuduğum, takip edebildiğim yazılarınızdan müzik düşüncesinin kökleri temalı bir yazınızı seçtim. Bu kökleri isterseniz konuşarak başlayalım ki konuşmamız bir açılım sağlamış olsun. Sizin için de uygunsa efendim. Tabii ki. Buyurunuz. Bizim müzik düşüncesinin kökleri çok kadimdir. Kök kelimesi zaten beraberinde bir eskilik, bir derinlik çağrıştırır malumunuz. Ben bunu temel olarak İslam müzik düşüncesi şeklinde tanımlamayı daha doğru buluyorum. Çünkü İslam düşüncesi dediğimiz düşünce bildiğimizin ve zannettiğimizin aksine son derece geniş, hakikate uygun ne varsa onu kapsayan bir düşünce biçimi. O bakımdan doğruyu söyleyen, hikmete uygun söz söyleyen kim ve ne varsa bunu kabullenir. Bir ön yargı yoktur, dışlamaz. Yeter ki hakikate uygun, fıtrata uygun, ahlaka uygun olsun. Ve akla uygun olsun tabii ki. Bunlar varsa bu İslam düşüncesinin standartlarına uygun demektir. Böyle baktığımız zaman da karşımıza muazzam geniş bir düşünce alanı çıkar. Onun için İslam müzik düşüncesinin referansları çok eskidir. Hatta ben yeni bir yazımda biz buna dünya hayatında bu sanata ya da bu ilme ya da bu düşünce biçimine müzik demişiz ama Allah alemi yarattığı an aslında ahenkli yaratmıştır ve bu ahenk sanatı dediğimiz şey çok kadimdir. İnsandan önceye dayanır. Yani insan yaratılmadan önce varlık alemi yaratıldı. Allah der ki Kur'an-ı Kerim'de başını kaldır bir bak gökyüzüne. Aleme en küçük bir ahenksizlik göremezsin. Gözlerin yorulur tekrar sana döner yine göremezsin. Yani anlıyoruz ki bu muhteşem varlık alemi olağanüstü bir ahenk üzerine yaratılmış. Nitekim Pitagoras yola çıkarken ahengi araştırarak yola çıkar. Müziği araştırarak değil. Araştırdığı temel kavram onun varlıktaki uyumluluktur, ahenktir. Bunu da müzikte bulduğunu söyler ve müziğe yönelir. Dolayısıyla İslam müzik düşüncesi bunu kabullenir. Bunu da nereden kabullenir? Aslına bakarsanız bu Pitagoras'ın etkilediği düşünce öncelikle belki antik Yunan düşüncesi adını verdiğimiz bir düşüncedir ki ben bu antik Yunan düşüncesini o kadar kutsallaştıran kişilerden değilimdir. Hatta bir geçiş dönemidir. Çünkü insanlık ve insan düşüncesi antik Yunan'da başlamaz. Ondan önce Mısır düşüncesi var, Hint düşüncesi var. Olağanüstü bir düşünce zenginliği var. İnsanoğlu düşünmeyi milattan 200-300 yıl önce ne Aristo'dan ne Eflatun'dan öğrenmedi. İnsanoğlu düşünen bir yaratık. Çok daha eskilere dayanan bir düşünce biçimi var. Kaldı ki zaten Pitagoras gibi bir efsaneyi de müziğin babası olarak telakki edilen kişiyi de
besleyen bu antik düşüncelerdir. Cin düşüncesi, antik Mısır düşüncesi, İskenderiye havzası, Mezopotamya havzası, buralar muazzam düşünce havzalarıdır. Antik Yunan bunlardan sadece biridir. Fakat bizim İslam dünyasına takriben 9. yüzyıldan sonra, yani Halife Me'mun ile birlikte, Beytül Hikme ile birlikte yapılan çevirilerden sonra, tercümelerden sonra düşünce sanki daha ziyade antik Yunan üzerinden geçmiş gibi algılanır. Halbuki onunla yetinmez. Doğru ve hakikate uygun ne varsa hepsini almıştır. Müzik düşüncesi de böyledir. Biz bunu en net olarak İhvan-ı Safa'da görürüz. İhvan-ı Safa... Sizin de çalışma alanınız. Benim yüksek lisans tezim. Yüksek lisans teziniz. Daha sonra kitaplaştırdım. Evet. İhvan-ı Safa bu kadim ufku, kadim müzik bilgisini çok iyi aktarır. Onun 52 risalesi vardır. Bu risaleler dünyada yazılmış ilk ansiklopediler kabul edilir. Bunlardan bir tanesi müzik risalesidir. Ben onu çalıştım. Bu müzik risalesini zaten okuduğum zaman benim müzikle ilgili bütün algım değişti. Nevrim döndü diye bir tabir vardır ya halk arasında. Müziğe bakışım değişti. Müziğin sadece ve sadece çalmaktan ve söylemekten ibaret olmadığını, bilakis müziği düşünmenin çalmaktan belki de daha gerekli olduğunu bana öğretti. Tamamen bakış açım değişmişti müziğe. Dolayısıyla bizim müzik düşüncesinin kökleri çok eskilere gider. Hatta bu da bir hermiyetik düşünceden. Onu da bahsedeceğim. Evet, buyurun. Mesela Hermes'e atfedilen bir şeydir bu. Hermes Osiris'le beraber Jüpiter gezegenine çıkar ve oradan kainatı izler. Der ki rivayete göre Allah ne muhteşem bir beste yapmış, ne muhteşem bir kompozisyon yapmış. Biz bu kompozisyonun, bu muhteşem sinfonyanın adeta icracıları olan birer enstrümanlarız. Enstrümanın akordu bozuk olabilir. Fakat bu asla melodinin kötü olduğu manasına gelmez. Biz enstrümanlarız. Akordumuz bozulabilir. Bakın, hikaye çok eskiye dayanıyor. Şimdi bunlar ay altı aleminde, dünya üzerinde söylenen sözler. Şimdi tasavvuf ehlinin bir de yaklaşımı var ki o beni çok daha fazla cezbetmiştir. Şunu da bir dipnot olarak ifade edeyim Görkem Hanım. Ben dünyanın hemen hemen bütün müzik düşüncelerini karıştırdım. Bütün dünyayı gezdim. Bütün, yani dünyanın bütün müziklerini inceledim, dinledim, hatta birkaç tur attım. İslam tasavvufunun müzik düşüncesi kadar heyecan verici bir düşünceye daha rastlamadım. Bunu çok açık bir şekilde ifade edeyim. Tasavvuf ehli der ki, Allah bezmi eleste bütün ruhları toplar ve onlara Elestu bi rabbikum diye sorar. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorar. Tabii bela diye cevaplanır. Ancak bazı kimseler dünya hayatında bu hitabı ilahiyi ararlar, özlerler. Kimileri musikide bulur. Bu çok heyecan verici ve çok değişik gelmişti bana. Hatta neden müzikle ilgileniyorum sorusunun cevabı kendimle ilgili olarak bunda yatıyordu. Nitekim Hazreti Mevlana der ki Mesnevi'de, padişahın rebap dinlemedeki maksadı hitab-ı ilahiye olan iştiyakinden, yani özleminden dolayıdır. Bakın iş nerelere kadar gidiyor. Demek ki bunun dünya üzerinden, dünyadan daha önce bir geçmişi var, bir evveliyatı var. Bizim İslam müzik düşüncesi işte böyle kadim bilgiye dayanır. Heyecan verici geliyor bana hakikaten. Mesela bunu başka kültürlerde kolay kolay göremezsiniz. Dünya üzerinde başlar ve dünya üzerinde biter gibi görünür. Fakat bizde böyle değildir. Bizde iş insanın yaratılışına, varlığın yaratılışına kadar uzanır gider. Böyle düşünüyorum şahsen. Yasin Bey, 11-12 yaşlarında başlıyorsunuz müziğe. Kendi bestelerinizi yapıyorsunuz çocuk denecek yaşta. Sonrasında enstrümanı bırakıp, biraz seyircilerimiz için muhakkak biliyorlar ama bilmeyenler için... Müzik felsefesiyle, müzikle uğraşmaya başlıyorsunuz ama düşünsel anlamda uğraşmaya başlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bizim yeni bir müzik düşüncesine ihtiyacımız var. Nedir bu kesinlikle yeni müzik düşüncesi efendim? Şöyle, şudur. Bir kere benim bu ilgimden gireyim müsaade ederseniz. Buyurun, lütfen. Enstrümanla ilişkim benim çok çok değişiktir Görkem Hanım. Ben günde 16 saat enstrüman çalışan bir
gençtim. 16 saat. Evet. Yani mesela klasik gitar eğitimi aldım, kanun eğitimi aldım, ney, ud eğitimi aldım. Bunlar çok kuvvetli değil ama en belirgin olan klasik gitar ve kanundur. 16 saat enstrüman çalardım. Hiç bıkmadan, usanmadan. Bu sürekli geliştirdi elbette beni. Fakat ta ki müziği düşünmeyi öğrenene kadar bu devam etti. Bunu öğrenince enstrüman çalmayı yavaş yavaş terk etmeye başladım. Fakat şimdi yine çalıyorum tabii ki. Gitarım evet. Evde, kanunum evde. Canım sıkıldığı zaman alırım, çalarım. Fakat bu ilişki gençlik sevdası gibi değildir. O zaman enstrümanı mesela düşünün, susamayı düşünün, susamayı hatırlayın. Ben susar gibi enstrüman çalmak isterdim. Çalardım, saatlerce çalardım. Şimdi o tutku yok maalesef. Onun yerine düşünme var. Düşünmeye çalışıyorum. Gelelim yeni müzik düşüncesine. Siz müziği düşünmek demişken yönetmenimiz de hemen resmi seçti. Müziği düşünmek kitabınızı seyircilerimizle paylaştık teşekkür bu arada. Araya girdiğim için affedersiniz. Buyurun efendim. Yeni müzik düşüncesinden kastettiğim şey şu. Bir kere İslamiyet'in, İslam medeniyetinin çok güçlü bir müzik düşüncesi var. Buna Osmanlı'yı da dahil ediyorum. Bir de Batı'dan öğrendiğimiz, artık şeyde değiliz, bir geto değiliz. Sınırlar açıldı, iletişim imkanları genişledi ve gelişti. Batı'nın seslerini de duymaya, hatta dünyanın bütün seslerini duymaya başladık. Dolayısıyla bu bize yeni bir şey öğretmeye başladı. Öğrenmek zorunda bıraktı bizi. Bu seslerin kaynağını, bu seslerin sebebini öğrenmek zorundayız. Buna bizim medeniyetimiz mani değil. Eğer mani olsaydı bir medeniyet olmazdı zaten. Medeniyet demek zaten kapıları, pencereleri, her tarafı açık bir alan demektir. Medeniyet olamazsınız. Kapıları kapatın, pencereleri kapatın. O alandan bir medeniyet tezahür etmesi mümkün değil. Yani bir cereyan olması lazım içeride. Şimdi artık biz bu cereyanın içerisindeyiz. Osmanlı takriben 19. yüzyıldan itibaren Batı'nın seslerini duymaya başladı. Bu bir şey dayattı. Bir değişim getirdi beraberinde biliyorsunuz. Şimdi bu değişimle beraber biz bu değişimin düşüncesini de üretmek zorundayız. Ama taklit etmeden, bir yerlere bakmadan tamamen kendimize has düşünce biçimini oluşturmak zorundayız. Zaman bize bunu dayatıyor. Bakın aynı şey 9. yüzyıl içinde geçerli. Orijinal bir İslam müzik düşüncesi yok. Fakat antik Yunan'dan, Hint müziğinden, Çin müziğinden, efendim Fars müziğinden etkilene, beslene bir müzik düşüncesi ortaya çıkmış. Şimdi de buna benzer şeyler yaşıyoruz. Dünya küçüldü. Birbirimizin seslerini duyar olduk. Dolayısıyla bu sesleri tanımak, anlamak zorundayız. İşte bundan dolayı da bu zamanın düşüncesini üretmek zorundayız. Buna ben yeni müzik düşüncesi diyorum. İçeriği ne? İçeriği batıyı da doğuyu da kuzeyi de güneyi de kuşatan, içine alan, kapsayan yeni bir müzik düşüncesi. Sadece ve sadece bizim koma sistemi kutsallaştıran bir sistle düşünce değil ama aynı zamanda batının kullandığı tampere sistemi de, Çinlilerin kullandığı pentatonik sistemi de, Hintlilerin kullandığı raga sistemi de içine alan, bunları tanımlayan, dikey ve yatay müzik yazımlarını kapsayan yeni bir müzik düşüncesi, hatta yeni bir müzik üretimi, yeni bir melodi belki de. Benim yaklaşımım bu. Zaman bize bunu dayatıyor. İhtiyacımız var böyle bir şeye. Aksi takdirde sürekli eskiyi tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Eskiyi tekrar etmek anlamsız. Bugüne dair Hazreti Mevla'nın dediği gibi bugüne dair yeni şeyler söylemek zorundayız. Bunun arayışı içinde olmak zorundayız. Ve efendim bununla ilgili yine bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir makalenizden bir notu seyircilerimizle paylaşarak ilerlemek isterim. Buyurun. Müzikte dahilik, dehalıkla ilgili yazdığınız bir makalenizde aslında şöyle bir giriş yapıyorsunuz seyircilerimize hatırlatmak gerekirse. Kim dahidir, kim değildir? Ve buradaki evrensel tema, evrensele gidiş nedir? Üzerinden kurguluyorsunuz. İsterseniz siz devamını paylaşın seyircilerimizle. Görkem Hanım, ben o yazıyı şu sebeple yazmıştım. Bizim çok önemli bestekarlarımız var. Muhakkak. Mesela ben hiçbir zaman için Itri'yi, Bach'tan aşağıya, Dede Efendi'yi, Beethoven veya Mozart'tan, 3. Selim'i, hakeza, Tamburi Mustafa Çavuş'u, bir batılı besteciden aşağıya görmem. Bunlar
aynı formatta insanlardır. Biri başka bir ses cevheriyle, diğeri başka bir ses cevheriyle üretim yapar. Aralarında fark yoktur. Bugün mümkün olsa Mozart'la Dede Efendi şurada otursalar birbirleriyle belki çok iyi anlaşırlar. Fakat bir şeyimiz var, bir eksiğimiz var. Kendi bestekarlarımızı biz dahi kabul ediyoruz. Kuşkusuz dahi olabilirler. Fakat bunun bir evrensel teyidi gerekli. Şimdi bakın. Efendim, lafınızı bölmek istemem ama burada diyorsunuz ki her türde eser vermesini bir artı gibi görüp dahi olarak bahsediliyor. Bu çok yanlıştır diyorsunuz. Kesinlikle. Bakın mesela biz kendi müzik dehamızı tanımlarken diyoruz ki her formda eser bestelemiştir. Ben de size her formda eser besteleyebilirim. Evet. Ne olacak? Bunun kalıpları var. Ayin besteleyebilirim. Ne bileyim saz semaisi besteleyeyim. Bunları yapabiliriz. Fakat bunları yapmak önemli değil. Bunlar içerisinde mesela bir beste yaptığınız zaman hiçbir bestecinin kullanmadığı yeni aralıkları yaratabilmek tırnak içinde. Üretebilmek, ortaya koyabilmek, yeni melodiler ortaya koyabilmek. Kendine has, bestecinin kendisine has bir melodik doku ortaya koyabilmesi. Bunlar dehanın alametleridir. Yoksa her formda eser bestelemek değil. Mesela bir eser dinliyorsunuz, diyorsunuz ki bu Beethoven. Bir eser dinliyorsunuz, bu Mozart, bu Bach, bu Dede Efendi, bu Itri. İşte bu besteciyi ele veren dehalık alametidir. Ve imzası değil mi? O kadar. Evet. Mutlaka ayırıyoruz kulağımızda. Şimdi biz bunu kendi kendimize söylüyoruz. Tamburi Cemil Bey bir dahidir diyoruz. Elbette Tamburi Cemil Bey çok müthiş bir besteci. Fakat bunu bizden başka kimse bilmiyor. Sadece biz biliyoruz. Evet. Kendi kendimize söylüyoruz. Aileyi düşünün. Aile içerisinde beş kardeşli, beş çocuklu bir aile. Bir tanesi çok öndedir. Babası ve annesi bu çocuğun müthiş akıllı olduğunu söyler. Fakat o çocuğu çıkarıp başka bir çocuk grubuna soktuğumuz zaman ondan daha ileride çocuklar görürüz ve çocuğumuzun maalesef çok da yüksek zekada olmadığını belki fark ederiz. Bu da böyle bir şey. Bakalım bir bestecilerimizi bu evrensel arenaya çıkaralım. Dünya duysun. Dünya da aynı şekilde dehalını onaylayacak mı? Bu bir şeydi. Bunu eleştiren bir yazıydı. Benim. Aslında bir çalışma yapılmasını ve bize düşenleri de anlattığınız bir yazıydı, evet, değil mi? Evet, ama Görkem Hanım, bizim üzerimize düşen şey özellikle bakanlığın vazifesi, Kültür evet. Bakanlığı'nın bu değerlerimizi süratle dünyaya tanıtmak olmalıdır. Bu konuda son derece tembeliz. Tamburi Cemil Bey'in, Dede Efendi'nin, Itri'nin bir dahi olduğuna inanıyorsak neden bu deha müzisyenlerden dünya istifade etmiyor? Kaldı ki ben Osmanlı ses cevherinin ve melodisinin batılıya da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çok iyi geleceğini düşünüyorum. Evet. Hatta çok ilginç geleceğini düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Ben hem batı müziği hem Türk müziği çalıştım. Bunu övünmek, abartmak için söylemiyorum. Muhakkak benim çalışma alanım bu. Öyle. İki tarafı da evet. Detaylı bir şekilde çalıştım ve çaldım. Yani hayatımda belki onlarca Bach cello suite'i çalmışımdır gitarda. Bunları yaptım. Söylemek istediğim şey dışarıya açılmamız, dünyaya açılmamız ve bu müzisyenlerimizi dünyaya tanıtmamız. Evet. Tabii bunu yaparken nasıl söyleyeyim size? Bunun da bir takım kuralları var. Dünyaya açılmak o kadar kolay bir şey değil. Fakat şunu da söyleyeyim ben buna ilave olarak. Osmanlı ses cevheri batılıya ilginç gelebilir demiştim. Çünkü Osmanlı ses cevheri tampere sistemi de kapsayan bir cevher. Dolayısıyla ilginç gelebilir. Bunu açmak zorundayız. Kendi kendimize çalıp söylemenin bir faydası yok. Tekrara düşüyoruz. Eski şiirleri besteliyoruz. O da bana çok garip gelir. Mesela şiir hayatın içinde yazılan bir şeydir. Hayatla bağlantılıdır. Tutuyorsunuz bakıyorum ben şimdi bazı besteci arkadaşlara, kusura bakmasınlar kendilerini henüz besteci kabul edemiyorum. Bu arkadaşlar 17. yüzyılda yaşamış bir şairin şiirine beste yapıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Zaten anlaşılma sorunu var. Eski şiirlerimizi, eski müziklerimizi bugünün kuşakları anlamıyorlar zaten. Ama bugünün bestecisinin şiirlerini bestelemek gerekiyor. Bir de böyle bir vazifemiz var. Bu çok benim direkt olarak ilgilendiğim bir mevzu değil. Bir dipnot sadece. Peki efendim, biraz önce bakanlık dediğiniz için yine bir makalenizden, gazetedeki makalenizden yola çıkarak
dönemin bakanına diyorsunuz ki görüşme yaptıktan sonra ben şu hususları ilettim. Özellikle koltukların işgal edildiğini boş yere ilettim ama şu meseleler de vardı deyip bunu aslında Türkiye'deki okur yazar düşünen insanların görüşüne de sunuyorsunuz bir yandan. Bir yandan da devletimizin, hükümetimizin görüşüne de sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim korolarımız, orkestralarımız yok. Var ama devletler arası anlaşmalarla yurt dışına gidenler var. Biraz önce yurt dışı ya da diğer ülkeler dediğiniz için söylüyorum. Neler yapmamızı öngörürsünüz, neler önerirsiniz? Hayat Sanat Programı'nda neleri paylaşmak istersiniz efendim? Görkem Hanım, bu konular çok hassas konular. Ben aslında çok girmek, konuşmak istemiyorum. Tabii ki. Çünkü benim alanım ve hedefim sadece ve sadece müziği düşünmek. Fakat salt müzik merkezli bir düşünce değil. Ben varlığı müzik üzerinden anlamaya çalışıyorum. Evet. Ya bu bakımdan benim müzik düşüncemde matematik de vardır, geometri de vardır, astronomi de vardır, felsefe zaten var. Bütün bunlar var. Ben müziği bu şekilde düşünüyorum. Evet. Varlığı anlamak. Bunun merkezine de mümkün olabildiğince varlığın sahibini, Allah'ı yerleştirmek. Yani merkezde Allah olan bir müzik düşüncesinden, genel düşünceden bahsediyorum. Evet. Bu konulara girmek istemiyorum ama madem sordunuz, siz bilirsiniz efendim, ben şöyle düşünüyorum, evrensele gitmek istediğinizi evet, söylediğiniz evet, için evet. Sanıyorum bizim de orkestralarımız olmasını arzu ediyorsunuz. Onu paylaştığınız için evet. Mesela bizim herhangi bir Türk müziği topluluğunu, bir koroyu, Kültür Bakanlığı'nın mübadeleleri olmaksızın, karşılıklı anlaşmaları evet, olmaksızın söz gelimi Avusturya'da bir konser salonunun kendisinin davet etmesini çok isterim. Evet. Yani marka, dünya çapında bir marka olmalı bizim korolarımız, orkestralarımız. Ben çok bir şey anlatayım size. Kendi yaşadığım bir şey. Çok özür dileyerek. Tabii burada kimseyi de eleştirmek istemiyorum. Bunu çok aslında eleştirilere biraz kültür sanat programımızda olduğumuz için biraz değiştirmek şöyle, için ve katkı sunmak tabii, için tabii, tabii, şöyle giriyoruz. Söyleyeyim. Buyurun efendim. Ben Cemal Reşit'i konser salonunu 5 yıl orada bitirirken sanat yönetmeni evet yaptınız. Benim çalıştığım bir uluslararası empresario vardı. Bir uluslararası organizatör evet, vardı. Çok söz sahibi bir Museviydi ki Museviler bu alanda çok etkindirler. Hatta biri değil iki tane vardı. Kendisine şunu teklif ettim. Bakın dedim, ben sizden bir sürü orkestra ve sanatçı alıyorum. Siz bana bir iyilik yapın. Benim senfoni orkestramı ve kurduğum Türk müziği topluluğunu dışarıda pazarlayın. Evet. Parasını ben vereceğim. Mesela diyelim ki benim senfoni orkestramı Berlin Filarmoni Salonu'nda çıkarın. Yol parasını, kaşesini ben cebimden ödeyeceğim. Fakat evet, benim orkestram bu büyük salonlarda kendilerini sunsunlar, prezente etsinler, seslerini duyursunlar. Aynı şekilde Türk müziği topluluğumu da. İlginç bir ses olabilir. Biz Avrupalı'ya, orada yaşayan Türklere değil. Evet. Avrupalı'ya, Dede Efendi'yi, Itri'yi, Tamburi Cemil'i, Tamburi Mustafa Çavuş'u, Tab'i Mustafa'yı dinletebilelim. Hafız Post'u dinletebilelim. Maksadım buydu. Bana şöyle kibirle tepeden baktı. Dedi ki, Mr. Çetinkaya, kusura bakmayın dedi, ben marka pazarlıyorum. Sizin dedi bu topluluklarınızın dedi bir hüviyeti yok ki dünya için. Senfoni orkestrasının yaptığını dedi zaten yapan çok iyi orkestralar var dünyada. Dünya onu tercih ediyor. Royal Konsergebouw'unu niye çağırmasın? Ya da Berlin Filarmoni'yi ya da Viyana Filarmoni'yi niye çağırmasın? Neden sizi çağırsın? Bana bir sebep söyleyin. Neden sizi davet etsin? Bunu zaten en iyi şekilde yapıyorlar. Söyleyecek söz bulamadım. Halbuki şöyle olması gerekirdi. Benim daha bu teklifi yapmadan bu organizatörlerin benden veya bu orkestraların şeflerinden, sanat yönetmenlerinden mutlaka ve mutlaka randevu alıp birkaç konser bağlantısı hatta yapmaları gerekirdi. Şimdi bizim orkestralarımız dolaşıyor. Evet. Biliyorum. Güney Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya dolaşıyorlar. Evet. Fakat bunlar tamamen küçük organizasyonlar. Yani büyük şeyler değil, yapımlar değil. Karşılıklı ben onlardan, yani bunlara exchange diyoruz biliyorsunuz. Evet.
Ben onlardan bir şey alıyorum, onlar da benden bir şey alıyorlar. Bu şekilde ilişki olmaz. Benim orkestram, Türk müziği topluluğum dünya çapında olmalı. Fakat dünya çapında olmanın da bir takım standartları, şartları var Görkem Hanım. Öyle ben dünya çapında oldum deyince olunmuyor. Bunun bir takım şartları var. Uzun çalışmak gerekiyor. Dikkatli çalışmak gerekiyor. Hakiki manada müzisyenleri işin başına oturtmak gerekiyor. Bize ne yazık ki arkadaş hatırı, torpil, tanıdık hatırıyla korolarda, orkestralarda şef dahi olabiliyoruz. Halbuki şeflik çok önemli bir şeydir. Şefliğe varana kadar daha ayrıntılar var. Bunlara çok fazla girmek istemiyordum fakat maalesef dokunmak zorunda kaldım. Bir vatansever olarak, evet, bir müzisyen olarak dokunmak zorunda kaldım. Çünkü zaman bizden bunu istiyor. Efendim ben hiç sözünüzü bölmek istemiyorum. Hatta sizin yol göstericiliğinizde umutla başka yerlere gitmemizi ve bunların konuşulmasından Görkem çok Hanım, hoşlanıyorum. Bakın, ama süremiz maalesef bitmek üzere. Evet efendim. Ben size şunu söyleyeyim. Anadolu, bu üzerinde yaşadığımız coğrafyayı bir köprü gibi düşünün. Doğu ile batı arasında, hatta kuzey ile güney arasında muhteşem bir köprü. Herkes geçiyor ve her geçen mutlaka en az kokusunu bırakıyor oraya. Böyle bir zenginliğe sahibiz. Dünyanın en zengin müzik, en zengin kültür coğrafyasının üzerinde yaşıyoruz. Fakat bunu tüketiyoruz. Efendim birkaç uyarı daha aldığım için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım bir kez daha karşılaşıp daha etraflı İnşallah. Konuşma fırsatı İnşallah. Buluruz. Çok teşekkürler efendim programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, Şehir Takvimi'ne gidiyoruz. Bugün Hayat Sanat burada sona eriyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın efendim. Yazarı Berkay Ateş'e 25. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü kazandıran Serkan Salihoğlu'nun yönettiği Hakikat Elbet Bir Günü D22 sahneliyor. Duygu Ergun'un kaleme aldığı Barbara'nın doğumunu Bursa Devlet Tiyatrosu sahneye taşıyor. Her şey unutulmalı, her şey. Benim bu dünyada ne işim var? Ben de artık oğlumun uygun bir istihbaratçı yapmasını istiyorum. Farklı yaş ve sosyal statüden 7 kadının trajikomik hikayesini anlatan Lal Hayal'de Songül Öden tek kişilik bir performans sahneleyecek. Aldatan babam değil annem. Berfi! Berfim benim torun. Valla bacım ben kaynanaların zalim zamanı gelin olmuşum. Gelinlerin zalim zamanı kaynana olmuşum. Bak, kaynanamı 4 çocuğunu ben büyütmüşüm. Kendi 6 çocuğumu da bize. Devre Alem oyuncularının sahnelediği Hiç Kimse isimli oyun Tatavla sahnesinde. Hiç kimse olmaz mı? Genç piyanist Hakan Başar'a davulda Ferit Otman, bas gitarda Halil Çağlar Serin eşlik ediyor. Modern cazın en özgün temsilcisinden 70'ler fusion caz ve kulüp müziği kültürünün eşit ağırlıkta olduğu bir konser geliyor. Mezopotamya ve çevresine dönük olarak müzikal ve kültürel üretimler yapmak üzere kurulan Miraz, Ankaralı müzikseverlerle buluşuyor.
melez ozan rafte rafe kazan. Son zamanların dikkat çeken gruplarından Civa Flava, PSM Jazz Festivali kapsamında konser veriyor. İnsanın Yeni Gündemi sergisi, insanın olası geleceğinin tasarımı üzerine spekülasyonlar ve bundan sonra çabasının ne için olacağı gibi temel bir konuyla ilgileniyor. Türk figür resminin ustalarından Resul Aytemür'ün Aynadan Sokaklara isimli 31. kişisel sergisi yakında sona eriyor.